Otomobil meraklısı Ardal kanalımdan hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. Evet arkadaşlar, Chery'nin özellikle lansmanı yapıldıktan sonraki fiyatından tutun, bayi durumu, ne kadar araç geldi, bayiler neden yetişmedi arkadaşlar? Bu ve buna benzer bir sürü soru vardı. En son motorla ilgili sorun durumu çıktı. Değişik listeden bahsedilenin altında bir motor ve bir otomobil gazetecisinin sonunda bir röportajıyla birlikte arkadaşlar Ahu Türkan Chery'nin Türkiye Başkan Yardımcısıyla bir görüşme yapmış ve o görüşmeden notlara da bakıldığı zaman arkadaşlar hepimizin aklındaki bu soru işaretleri, örnek veriyorum, ilk sevkiyatları yapılan partte ne kadar araç geldi, ne kadar dağıtım yapıldı, bunlarla ilgili bir soru yöneltiliyor ve lansman fiyatının ne kadar geçerli olacağı ile ilgili bir soru yöneltiliyor, ancak bunlarla ilgili bir bilgi söylemiyor. 2023'te minimum arkadaşlar 15.000 adetlik satış hedefleri varmış Chery'nin 2023 yılına dair. Yani Mart ayında geldiğini düşünürsek arkadaşlar yaklaşık olarak 9 ay içerisinde 15.000 adetlik satış hedefleri varmış Chery'nin Türkiye'de. Motorla ilgili durumu sorulduğu zamansa arkadaşlar motorlarda farklılık olmadığını, Türkiye gelenlerin AB normunda olduğu için farklı beygir gücüne sahip gibi göründüğünü söylemiş Başkan Yardımcısı Çeri Türkiye'nin. Birçok bayinin hazır olmamasının sebebi ise arkadaşlar deprem nedeniyle yaşanan ertelemeye bağlanmış. Yani depremden dolayı bu bayilerin oluşumunun geciktiğini söylüyor ve arkadaşlar Chery'de elektrikli araçlarını yıl sonundan itibaren, yani 3 modeline istinaden ekstra elektrikli araçlarını da getireceğini söylemiş. Şimdi genel hatlarıyla bu şekilde değinmiş arkadaşlar. Bunun üzerinde sizin yorumlarınız nedir? Açıkçası ben de çok merak ediyorum. Lütfen siz de yorumlarınızı aşağı açıklama kısmına eklemeyi unutmayın. Bilgilerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu bizim için değerli ve önemli. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.